Merhabalar arkadaşlar. Zeyd'in gözünden pisi otu çıkarttım. Hatta pisi otu da değil de, yani pisi otuna eğileceğim deriz biz. Pisi otu şu. Bizim burada pisi otu diye bundan buna denir. Ya da eğileceğim denir buna. İşte şuna. Bu hatta birkaç parçaya bölünür. 3 gündür gözündeydi. Bu değil. Bunun bir de kılçık vardır. Kılçık birazcık daha iri, biraz daha serttir. 3 günden biridir gözündeydi. Bugün sabahleyin eşim cımbızla çekti. Gözünden hırt diye çıktı ama kanattıdı gözünü. Artık yarın da buradayım. Yarın pazartesi. Bu videoyu ne zaman atarım artık bilmiyorum da. Bugün pazar. Zeyd ve Şiva eşleşmesi başladı yani. Aynen düşündüğüm gibi, dediğim gibi ben bu işi biliyorum yani. Yani ne dediysem oluyor bu konuda. Zeyd, Şiva burada çok mutlular tabii. Burada gezmek, tozmak serbest. Ama Zeyd burada birden Şiva'da bir kızan durumu olduğu için artık hiç kimseye insafı yok. Yani sokak köpeği de yaklaşsa artık direkt dalıyor. Bizim burada henüz bostan tarlaları, bostan, karbon karpuz yani. Henüz tam olgunlaşmadı, olmadı yani, bir şey henüz yok. Kelek bile değil. Patates kadar bile olmadılar. Bizim burayı neredeyse bir ay geç geliyor. Denizli oranla. Geceleri soğuk, gündüzleri çok sıcak burası. Şimdi Nur abinin ağılına geliyoruz. Yani keçi beslediği yere doğru. Ama köpeği yok Nur abinin. Bir tane zarı var küçük. Bir tane de yavrum vardı. Ya, koca kız oldun, doğum yapacaksın, hala Eva'yla oyun oynama peşinde. Ama Zeyd'deki oynama olayları yani 20 ya 10 günden biridir Zeyd'de bir olgunlaşma, böyle bir ciddiyet var. O deli deli koşan, oyunlar oynayan Zeyd yok artık. Nuri abiyi aradım. Ağılda değilim dedi. İleride bir baraj var. HES mi diyorlar, ne diyorlar ya. Böyle sellerin önüne yapılmış bir duvar. Oraya kadar yürüyeceğiz. Sığırcık kuşlarına bak. Bunlar benim çocukluğumda binlercesi bir araya gelirdi. Şimdilerde anca sayacak kadar oluyor kuşlar. Yabancı ülkelerde bu kuşları konuşturuyorlar. Papağan gibi konuşuyor. Haydi, 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 haydi. Haydi. İnşallah baraj doldur. Oraya kadar gitmişken bir de oranın videosunu çekerim. Eva dün akşam üzeri kayboldu. Sonra gitmiş. Sabaha kadar. Zeyd! Kolay gelsin. Nur abim ne tarafta şimdi? Ben dönüşte vuracağım artık onun yanına, dönüşte. Konuştum, bilmem bir yerdeyim dedi de. Konuştum ben ona, anlamadım dedi yeri. Dönüşte vurarım ben ona. Hadi kolay gelsin sana. Eva bir kayboldu. Bir kayboldu. Dedim Eva'yı sırtladılar, götürdüler herhalde. Ha? Zeyd! Şiva! Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yahu o tarafa bakıyorum, bu tarafa bakıyorum. Yani eve gelir diye düşünüyorum. 3 gündür bahçede yatıyor Eva. Bahçe tel örgüyle
direklerle çevrili. Yani bir köpeğin değil, tavşanın bile çıkmasının imkanı yok. Zeyd! Ya nereye gittiniz ya? Zeyd! Şiva kızlandı. Ne olur ne olmaz. Geldiler mi? Ne olur ne olmaz, işi şansa bırakmayalım. Zeydo, oğlum kızı bırakıp nerelere gidiyorsun ya? Kızın başına bir iş gelse ne olacak lan? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi, Eva ortada kayboldu diye. Gece uyanıp evin önüne bakıyorum, köpekler havlıyor diyorum. Acaba geldi mi diye. Bakıyorum yok. Sabahleyin uyandım. Dedim gidelim bahçeye bakayım. Yavaş yavaş gittim. Düşüne düşüne kim alabilir, nasıl olabilir? Birisi götürür mü falan mı filan mı? Çipi var, çüpü var, şu var, bu var. Çip de bir kar etmiyor ki. Sonra tabii bahçenin oraya bir geldim. Eva zıplayıp durur. Bahçe kilitli olduğu için su da içememiş. Bahçeye gittiğimde de saat 3'ü geçmişti galiba. Eva hanım orada bekliyor. Haydi bakalım. Ve dünyalar benim oldu. Şiva kızım hadi. Burada şu çamların olduğu yer bizim tarlamız. Ben çocukken buradan sel gelirdi. Şimdi seller de yok artık. Yağmur da yağıyor aslında ama şöyle de bir durum var. Yağmur eskiden her yıl böyle yağardı. Her yıl felaket bir şekilde kar yağardı. Ama şimdi kar yok. Yağsa da yarım metre yağıyor. 3 gün sonra bitiyor. Ama o biz 1 metrelik karı neredeyse 3 ay çekerdik. Yollar kapanırdı. 3 ay boyunca neredeyse 1 metre kar dururdu. Çünkü eridikçe üzerine yağardı. Şimdi bir kez kar yağıyor, 2 gün oynuyorsun, 3. gün kaybolup gidiyor veya 3 gün, 5 gün neyse yani. Şimdi diyoruz ki bu kadar yağdı, hala göller boş, göller dolmadı. Bunun nedeni yıllardan beridir yağmıyor, yıllardan beridir toprak susuz, aç. Yani böyle olması gayet normal. Şimdi benim mermerde çalışan arkadaşım var. 6 metre iniyoruz diyor. Yani böyle mermer kesiyoruz diyor. Daha kayanın çatlakları 6 metre sonra diyor. Kestiğimiz kayadan sonra diyor. 6 metreden sonra başlıyor kuruluk diyor. Yani yağan yağmurlar, o bol yağan o. Yeter artık dedirten o yağmurlar. Anca toprağı 6 metre işlemiş. Kuru toprağı. Ya tarlayı sularsın. Azıcık sularsın, 3 metrede 5 metrede işler. Yani bahsettiğim olay bambaşka bir olay. Tabii 2 yıldan beridir birazcık mutlu oldum. Her yerden su çıkardı, her yerden su akardı. Su demek yaşam demek, hayat demek. Vahşi hayvanlar, yabaniler işte. Şimdi burada, mesela bizim burada keklik olur, tavşan olur. Nereden içecek suyu? Mecburen tek yere bağlı kalıyor. Vahşi hayvan da orada suyun başında bekleyecek. Akıllılık yapacak. Yani birçok yerde su olsa, birçok farklı otçul hayvan da hayatını su içmek için o su alanlarının başlarında sürdürür. Bu kadar çok çabuk
Şunlardan oyun oynardık küçükken. Çanak yapardık mesela. Şunu çanakmış gibi düşün. Yok ki yani benim çocukluğumda öyle plastik malzemeler, zıvırlar çok fazla yok. Bunlar oyun sebebi olurdu. Hayal gücümüz olurdu. Televizyon yok, telefon yok. Çocukluğundan bahsediyorum. Ben çocukken buradan öyle sel gelirdi ki, sele bakmaya gelirdik, düşünün. Bakın bu yıl gelen sel otları yatırmış birazcık, bu kadar. Benim çocukluğumda gelen sel ise bu setleri aşıyordu ve köye kadar ulaşıyordu. Düşünün artık nasıl bir sel. Belli bölgelerden sürekli su çıkardı. Kar suyu eridiği için sürekli, yani bu yıllara kadar, bu aylara kadar sürekli su akardı. Yani bu aylar değil, devirirdi yani. Bir yılı devirirdi. Kar üstüne kar yağardı ya. Dağlarda yani. Öyle denir. Şimdi bakın. Yıllardan beridir susuz bir toprak var. Yıllardan beridir. Şey gibi düşünün ya. Bir leğenin içerisine çakıl taşı doldurun. Üzerine. Yani leğen dolu mu? Dolu. Peki, iki bardak su dökün koca leğenin içerisine. Taşıyacak mı? Hayır. Çünkü alttaki işte boşlukları dolduruyor. O boşluklar o kadar boşalmış ki. Mermer kesen arkadaşlardan dinliyorum. Bak mesela, şurayı görüyor musunuz? Şuradaki boşluğu. Mesela buralar yıl boyu olurdu bu. Böyle yerlerde su. Ve yıl boyu da kurbağalar olurdu. Kurbağaların yavruları olurdu. Oyuncak onlardı ya. Birer tane kurbağa götürürdük eve. Koyardık. Onu besleyeceğim diye uğraşıyordum. Neyse arkadaşlar, çok uzun videolar yapmayayım isterseniz. Hep öyle diyoruz. Ondan sonra uzayıp gidiyor. Aynı videonun devamını atmaktan da bir şey anlamayacağım ki. İnsanlar çöplerini buralara atmışlar. Gayet normal. Felaket bir leş kokusu. Çok fazla tiksinmem. Dediğim gibi nasıl bir çocukluk geçirdiysem artık siz düşünün. Leş kokusu beni çok rahatsız etmez yani. Bazen kibarlık olsun diye arkadaşlarımın yanında, oğlum orada leş kokuyor ya, gelin şu tarafa falan diyorum ama gerçekte öyle değil yani. Yahu düşünsenize. Çocuksun, alt katta inekler yatıyor, üst katta sen. Yani ahırlar evin altında olurdu. Hem ev sıcak olurdu. Çünkü onlar için ayrı bir yer yapılmazdı. Haydi ama, haydi ama, haydi ama. Haydi koş. Şimdi artık o kültür de yok olmaya başladı. Daha modern ahırlar, daha modern tarım. Ama kıymet bilme işi kaybolmaya başladı. Daha kolay süt elde ettiğimiz için daha ucuza satıyoruz. İçmesek de kenara bırakıyoruz. Süt içeceğimize kola içiyoruz. Yani kıymetini bilmiyoruz artık. Eskiden bir karış arpa yolmak için orak, küçük oraklar vardı. O oraklarla böyle, ben mesela koca orak, yani orak, sonra koca orak, onun biçme şekli de ayrılır. Sonra tırpan, sonra makineler çıktı. Şimdi de döver biçerler. Yani o bir karış arpayı, buğdayı biçmek için o kadar çabalar sarf ederdik, o kadar uğraşırdık ki. Hadi oğlum ya, hadi ya, hadi Zeyt! Şiva, Şiva hadi. O kadar çabalar sarf ederdik ki. Hadi Zeyt, hadi Zeyt. Seni bekliyoruz ya. Ya başıma bir iş gelse kim kurtaracak beni? Onu yerken de o tadı alırdık yani. Alın teri vardı, çok fazla alın teri. Şimdi öyle bir şey yok. Yani tabii ki değerli, yine değerli de. O ne bileyim, o şeyi bulamıyorum yani, o tadı bulamıyorum.
tarlalarımı böyle sınır sınır bilirdim, an an. Şimdi benim çocuğuma sorsanız benim tarlalarımın, bizim tarlalarımızın yerini bilmez. Ya köy, denizden köye gelmeyi bilmez. Koptular yani. Bizden daha çok, ne kadar ilgilenirsen ilgilen, bizden daha çok sosyal çevreyle ilgilenmek zorunda çocukta. Ve sosyal çevre sizi her şeyden kopartıyor. Yani çocuğunuzu. Aileyle arası, yani siz de çocuksunuz mesela. Siz biliyor musunuz kaç taneniz köydeki tarlalarınızı sınır sınır an an biliyor? Belki köye gittiğinizde ailenizle, yahu hadi, hadi sizi çekeyim ya. Ziyaret ettiğiniz bir tarla vardır, oraya biliyorsunuzdur. Neyin nasıl yapıldığını, nasıl kaldırıldığını, hasat nasıl yapılır hiç kimse bilmiyor. Ha, ihtiyaç var mı? Tabii sizin durumunuzdaki insanlar için ihtiyaç yoktur, bazılarınızın için konuşuyorum. Ya vallahi sadece böyle yürüyüş yapıp muhabbet etmiş oluyoruz böyle. Zeyd'in gözünü göstereyim bu arada. Zeyd gel buraya. Gel. Bak gözünü görsünler. Dur dur dur. Gözünden çıkarttım. Biraz gözü yaşlanıyor. O da bugün saat 10 gibi çıkarttık. Haydi bakalım koş koş koş. Hani. Hani. 10 gibi çıkarttım. Anca iyi oluyor. Zeyd-Shiva eşleşmesi gerçekleşip duruyor şu ana kadar. Zannediyorum 2 ya da 3 çiftleşme oldu. İlkini Instagram'da paylaştım zaten. Ortada küçük şeyler paylaşabilirim aslında. Öyle ilgi çekecek. Zeyd'in hiç görmediğiniz yönlerini. Ama paylaşıp kısa bir süre sonra da kaldırılacak. O neydi? Hikaye bölümünde paylaşabilirim. Böyle Zeyd'i merak eden insanlar için. Bugün biraz tabanca da atabilirim burada ama Eva korkuyor. Eva bizde hiç ava gelmedi. O yüzden Eva korkuyor. Haydi be oğlum, haydi be oğlum, haydi be oğlum. Hey, bu kadar psikopat olursan o ayaklar gider. Paşa'yı getirmiyorum. Kazara aman, paşa uzman. Zeyd 2 saat uğraşıyor. Anca işi becerebiliyor. Ama paşa hiç uğraşmadan çat diye bitirir işi. Bakın hadi. Su göründü. Su içeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi Shiva kızım. İlk kurt saldırısı arkadaşım. Birazdan bir solumuzda ormanlık alan var. Orada oldu. Koyunun birini orada götürdü. Yani toklu, yani tam koyun olmamış kuzu. Ne denilmesi artık. Ve kurt böyle, biz buradayız ya mesela. O da şu karşıdaki tepeden bize bakıyor. Yani ne diyeyim size. 300 metreden bize bakıyor. O kadar rahat. Yani köpek olsa tabii ki belki olmayacak. Aferin benim oğluma. Bakın. Eva'ya bakın. Ne güzel önden önden yürüyor. Eva'nın bu arada sağ ayağın içe doğru basık oluşunu görüyor musunuz? Bakın. Tam arkasına geçeyim. Sağ ayak dirseğine bakın. Arka ayak dirseğine. Nasıl içe doğru dönük. Basar problemi bu yani. Tabii aslında basar problemi genetik bir miras da olabilir. Sıkıntılı bir durumdur aslında. Bazı köpeklerde. Neyse arkadaşlar, ben 20 dakikalık bir video yapayım. Ondan sonra şu barajda su varsa bir de orada yaparım. Hatta 3-5 video çekeyim de. Niye video atmıyorsun diyenlere videolar atayım. Sonra sıkılıyorsunuz uzun videolardan. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Yani sıkıldım diye yazan da yoktu ama tabii gereksiz konulardan bahsetmek ya da ben konuşacak konu bulamıyorum. Anlattığım bazı şeyler sizin hayatınızda ne kadar ilgilendirir, ne kadar ilgilendirmez. Bazen
etmeden böyle şeylerden bahsediyorum. Hatta konuyu uzatıyorum. Huyum kurusun. Birazdan bir de kurtla ilgili, kurtların yaşadığı bölge, kurt ve vaşağın yaşadığı bölgeyi göstereyim size. Onunla ilgili bir video çekeyim. 10 numara olur. Onu da ayrı bir video olarak çekmiş, yayınlamış olurum. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın diyeyim bakalım. Zeydo, şu gözü bir daha baksınlar. Gözümüzü silelim. Gözümüzü silelim. Bu gözlerle. Yani yataktan kalktım, karşına çıktım. Havasıyla çıkma kimsenin karşısına. Şivaş. Burada çok av yaptı bunlar. Neyse arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.